Hasan abi hoş geldin. Hoş buldum. En iyi 11'ini soracağım. Birlikte oynadığın en iyi ilk 11'i bugün senden öğreneceğiz. Biraz zor olacak tabii ama yapacak bir şey yok. Yani kadroya girenler mutlu bir şekilde oynamaya başlasın. Diğerlerine artık yapacak bir şey yok. Hocalık kısmına geçince oynamayanların da tabii mutsuzluğunu önlemen lazım. Ben onu ayarlarım. O yönetim kısmı bende. Onda sıkıntı yok. Önemli olan ilk 11 sahada oynayan kişilerin bana geri dönüşlerinin iyi olması lazım. Şimdi formasyonumuz 4-4-1-1. Aslında 4-4-2'ye yakın bir formasyon tercih ettim bu 11'de. Ben ofansif oynamayı futbolun gerektiği şekilde göze hitap ettiğini çok iyi bilen bir insanım ama aynı zamanda temkinli olmaya gayret gösteren bir teknik yapım var açıkçası. Ama yine de her zaman için benim koyduğum oyuncuların çoğu ofansif anlamda çok tehlikeli olan oyuncular olduğunu düşünüyorum. Hakikaten şu anda ben önümden bakıyorum. Şimdi seyircilerimiz de birazdan görecek. Önat hakikaten etkili ama biz kaleden başlayalım. Kaledeki tercihini hemen sana soralım. Mondragon'u aldım. Çünkü Galatasaray tarihindeki, hani şu an ben Muslera'yla oynamadığım için Galatasaray tarihinin en iyi kalecilerinden bir tanesi bence. Muslera ve Mondragon gerçekten çok iz bırakan oyunculardı. Bizim için de çok faydalı ve de çok iyi işler yapan bir kaleciydi Mondragon. Şampiyonluğumuzun en önemli mimarlarından bir tanesiydi o sezon. Böyle kötü giden maçlarda bir anda devleşip sizi maçta tutan, oyunda tutan bir yapısı vardı değil mi Mondragon'un? Hem öyle hem de insani yanından inanılmaz iyi bir adamdı. Yani inanılmaz iyi birisiydi. Her zaman gençleri de bizlere o zaman çok fazla değer verirdi. Onun göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı çok da memnunduk. Zaten saha içerisinde elinden gelen her şeyi yapıyordu. Çok da başarılıydı Galatasaray'dayken. Savunmanın sahayla devam edelim. Savunmanın sahanda Sesinyo'yu verdim. Var. Ben Sivas Spor'da oynarken Sisinyo'yla keşke dedim 22'lerde falan oynasaydım da yani hani böyle bir adam bu kadar güzel orta kesebilen yani orta değil pas atabilen başka bir sağ bekle oynamadım açıkçası. Hani ofansif anlamda, defansif anlamda da yeteri kadar iyiydi ama gerçekten yani çizgiye kadar inip oradan direkt adam atabilen nadir sağ beklerden bir tanesiydi. Gerçekten çok özel bir oyuncuydu. Real Madrid döneminde de gençliğinde tabii çok daha farklı atletik özellikleri vardı ama burada da yine o kadar da salmadı yani çok iyi maçları var birkaç tane. Yani yetenek kalıyor ama hani hareketlilik azalıyor aslında. Onun da son dönemleriydi ama yine de gerçekten mükemmel ortaları vardı. O yüzden antrenmanda bile çok keyif alıyordum ben onunla oynarken. Stoper ikilisine geçelim. Biri Thomas. Biri hayatımda yaklaşık 5 yıl boyunca beraber oynadığım, daha doğrusu abim, bazı şeylerde idolüm olan Stefan Thomas. Gerçekten çok severim kendisini. Çok da iyi bir defans oyuncusuydu. Yani hani bir forvet oyuncusunu böyle bezdiren, sürekli arkasında yapışık olarak duran, benim de hiç sevmediğim bir stoper tipiydi yani kendisi ama Galatasaraylı dönemlerde Rubin Kazan'da olsun gerçekten çok değerli işler yaptı. Fenerbahçe'de çok önemli işler yaptı. Orada şampiyonluk dönemi katkısı var yani. Evet, Fenerbahçe'de çok önemli işler yaptı dediğin gibi. Benim için gerçekten özel bir oyuncuydu. O yüzden kadromda her zaman olur o yani. Sert stoper tanımı Thomas yani tam olarak. Aynen aslında. Öyle seviyorum yani. Bir stoperim sert olacak. Yanındaki? Mapu? Mapu Yangambiwa benim Montpellier'de oynadığım hem uzun boylu olup hem süratli olup hem de ayaklarını çok iyi kullanan bir tane defans oyuncusuydu. Düşünün hayal edin yani. Yani istediğim şey zaten bir tanesi çok sert olur, bir tanesi hem ayakları çok iyi olur. Thomas'ın da fena değildi ama tabii ki Thomas'a göre çok daha iyi Mapu Yangambiwa. Sadece onun bu özelliği gerçekten çok iyi. Bir de takım kaptanlığı yapabilen bir oyuncu. Tabii orada o takım kaptanı olmaz şu anda da. Tabii takım kaptanını da ayrıca soracağım. Kim olur takım diye. Takım kaptanı da orada şu an biraz genç kalır benim kadroya göre. Ama dediğim gibi yani gerçekten çok özel, çok böyle bilinçli oynayan bir stopera ihtiyacım vardı. Onu da Yangambiwa olarak yazdım. Sol bekte hakikaten önemli bir oyuncu var. Yani sen belki kariyerinin başlarında oynadın onunla. O daha sonra kariyerinde evet. Serie A'ya attı, Comat'ta transfer oldu. Cristian Ansaldi. Öncelikle Ansaldi ben Rubin Kazan'da ben oynadıktan sonra geldi. Birlikte beraber 2 sene yaklaşık. 2,5 sene falan oynadık. İngilizce bilmemesine rağmen o kadar yakın olduğum başka bir oyuncu yoktur yani. Onun da bana galiba herhalde. Çünkü gerçekten benim için yurt dışında yaşarken çok şey paylaştığım, karakter olarak 10 numara 5 yıldız bir oyuncu. Futbolculuğuna geldiğim zaman da gerçekten sol ayağını, sağ ayağını falan ikisini aynı eşit şekilde kullanabilen, inanılmaz şut vurabilen, defansif anlamda zaten çok güçlü, ileride sol ayağıyla çok iyi orta keser, sağ ayağıyla çeker vurur. Yani sağ ayağıyla çeker vurur ama sağ ayağıyla öylesine vurmaz. Yani sağ ayağıyla sol ayağı vur gibi vurur yani. İki ayağını da aynı kullanabilir. İki ayağı da mükemmel olan bir oyuncu. Ben çok istedim Türkiye'ye gelsin, büyük takıma gelsin, oynasın. Ama onun kariyeri çok daha farklı oldu. Inter'e gitti, Atletico Madrid'e gitti, Genoa'ya gitti. Yani Serie A'da çok önemli iz bıraktı. Çok yani. İyi işler yaptı. O yüzden onu koydum ben de soldaki. Çok da şey bir tercih olmuş abi. Hakikaten sert ve iyi yerinde bir tercih olmuş. Evet. Orta sahaya geçelim. Dörtlü bir orta saha hattı var.
Soldan başlayalım. Soldan başlayalım. Sol önden başlayalım. Solda Türkiye'ye gelip kısa sürede ismini bütün futbol severler tarafından herkesin beynine kazıyan bir oyuncu var. O da Ribery. Frank Ribery. Frank Ribery. Gerçekten yaklaşık 4-5 ay kaldı Türkiye'de, Galatasaray'da özellikle yani baktığımızda inanılmaz işler yapıp sonrasında bir Marsilya ve basamak olarak kullandığı bir Marsilya oldu, sonra da Bayern Münih'e gitti. Marsilya'yı basamak olarak kullandı. Yani düşün yani öyle o kadar yani söyleyeyim sana. Zaten onun Ribery ile alakalı bir şey söylemeye gerek yok. Türkiye'de sahaya çıktığı zaman ender Galatasaray taraftarını heyecanlandıran oyunculardan bir tanesiydi. Ribery ile ilgili en net hatırladığı yani en performans olarak bire yazacağın maç hangisi olur Galatasaray formasında? Şimdi Fenerbahçe'ye karşı 5-1'lik karşılaşmada çok iyi işler yaptı. Yani o karşılaşma hem onun için hem de Galatasaray tarihi açısından gerçekten çok özel bir karşılaşmaydı. Benim için o ama tek bir şeyi yani böyle çok net hatırlıyorum. Bir Ankara Gücü maçıydı galiba içeride. Tam eski Ali Sami Yen'de şeyin karşı tarafın tribünün önünde sağ kanatta yani o. Top geldiği zaman ayağıyla şöyle yapıp bir çekti. Sallandı. Sallandı. O sırada bütün yani hem karşıdaki rakip düştü bütün taraflar o yaptı. O zaman zaten onun Galatasaray'a imzasını attı. Aslında önder başladığı hareketlerden yani. Bir tanesi. Çünkü herkes bir şok olmuştu orada yani. Devam edelim abi orta ikiliyle. Ribery'nin yanındaki oyuncuyla devam edelim. Remy Cabella. Remy Cabella benim Montpellier'de. Ben orada oynarken çok fazla forma şansı bulamayan ama çok yetenekli. Yani hayatını aslında Cristiano Ronaldo üzerine kurmuş. İşte Remy Cabella hani tersten Cristiano Ronaldo gibi oluyor. RC falan. İşte hep yedi giyer. İşte arabaları falan böyle saçma sapan renklere yapar. İşte kendisi böyle çok işte küpeler mi? Atanamamış yani, Ronaldo diyebilir miyiz? Yani içinde bir Ronaldo aşkı yaşayan bir çocuk. Hani fiziken tabii ki onun kadar değil ama kendi fiziğine göre gerçekten iyi bir fiziği vardı. Onun dışında çok rahat bir oyuncu. Yani iki kişinin arasına girer, adamı geçer, şut vurur, dipler. Çok iyi işler yaptı. Sonrasında çok büyüdü. Çok önemli kariyerlere sahip oldu. O oyuncu benim kadromda yani 10 numara yani ileriye daha yakın olan oyuncu olarak mutlaka olması gerekiyor. Biri ön tarafa doğru bakıyor, biri de arkaya yardıma geliyor. Şimdi o yardım eden oyuncuya geçelim. Sergei Simak. Sergei Simak, Rubin Kazan'da birlikte oynadım. Aslında o dönem hem takım kaptanlığımızı da yapan, sonradan gelmesine rağmen Rus futbolunun en önemli orta saha oyuncularından bir tanesi. İnanılmaz iyi bir adam. Yani hani böyle iyi adam cami yaptırmış falan derler ya öyle bir şey değil. Yani gerçekten müthiş bir kişiliği var. Çok iyi bir ailesi var. Futbolu bıraktıktan sonra da yani Zenit'te hocalık yapıp yaklaşık benim hatırladığım 5 sene üstü şampiyonluk yaşadı. Hala da teknik direktörlüğünü yapıyor. Sürklas etti yani bir ara. Yani inanılmaz bir şey. Çok mutluyum onun adına. Onunla beraber oynadım da çok oynadığım için de çok mutluyum. Gerçekten orta sahada ısıran bir oyuncu olması gerekiyordu benim takımımda. Çünkü zaten bu hani Sergei Simak'ı da buradan çıkartırsak o zaman arkada kadro sıkıntı yaşayabilir yani. Kadroda biraz revizyona giderdik yani. O yüzden şu anda bence onun benim için çok önemli yani. Dengeleyici unsur oldu Sergei Simak kadroda. Sağ kanatta devam edelim abi. Sağ kanatta tanıdık bir isim var. Türk bir isim var. Ya şöyle bir oyuncu düşün. İki tane takımda oynamış abi diyorsun. Baktığında bu ne ya falan filan. Şimdi yani iki tane takım evet. Diyorsun ki kariyerini söyle. Bir Trabzon bir de Rubin Kazan diyor mesela. Ne yapabilir ki? Yani ne yapabilir diyorsun değil mi? Yani Trabzon'un efsanesi olmuşsun bir takımda. Bir gitmişsin Rubin Kazan'a. Ülkenin en önemli futbol şeyi. Futbol figürü belki de. Buz okeyi. Aslında evet, baktığında. Ama oradaki başarılarımız yani benimle oynadığım dönemde beraber oynadığımız dönemlerde tarihinin ilk ve ikinci şampiyonluklarını yaşamış. Benden sonra yaklaşık 7 sene daha oynamış. Bırakmamış bir türlü. Bırakmamış. Onlar bunu bırakmamış, o onu bırakmamış. Barcelona'da kaç maç sonra yenen golü atmışsın. Forman emekliye ayrılmış. O çok kıymetli bir oyuncu. Onun dışında Kazan'daki Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu ona özel bir jesti var. Yani çok büyük işler başarmış ama iki tane takımda oynamış. Gökdeniz Karadeniz yazdı. Gökdeniz Karadeniz var. Zaten üstüne daha fazla bir şey söylenemez herhalde. Yani futbolcuyla alakalı zaten gerçekten her türlü öyle. Golü atabilen, ele avuca sığmayan bir oyuncuydu. İki kanadında iyi benim şu anda. Ribery, Gökdeniz, kenarlar hakikaten çok iyi ama ön tarafta, öndeki ikili de oldukça tehlikeli görünüyor. Şimdi hemen 4-4-1-1'in o arkadaki biri sorayım. O da Fatih Sultan Tekke ya. Fatih abi. Aslında benim oyuncu şeyime baktığımız zaman ben seçtiğim oyuncularda da şu şey çok önemli aslında. Ben yani şu an dikkat ettim yani.
Çünkü karakter olarak gerçekten çok düzgün karakterler olan oyuncular var. Yani ne hikmetse öyle denk gelmiş. Hani bir tanesi değil yani. Hem iyi oyuncu olup kötü bir şey olan birisi olmadı. Fuat abi de bu konuda o kadronun içerisinde bir numaradır yani. Hani hem karakter olarak hem futbolculuk olarak. Şimdi ben Türkiye'de oynadığım dönemlerde onunla karşı oynuyordum veya onu izliyordum. Benim idollerimden bir tanesiydi yani forvet olarak baktığında. Ayak içi var. Yani sol ayak var. Böyle bir sıçrama yeteneği. Sağ ayak var. Kafa topu desem var. Top saklama var. Her şey var yani. Santrafor. Duvar olma var. Hasan Şaş'ın en çok istediklerinden bir tanesi. Yani her şey var. Çok akıllı. Golün takım, her türlüsü var. Golün her türlüsü var. Takım için çok faydalı oynayan bir oyuncu. Ara pas atar, ince görür, temiz kafaya bırakır, çıkar. Kafaya çıkartır. Kafa da vurur yani bu oyuncu. Yani bu yetenekte oyuncu genelde stoperlerle öyle çok uğraşmak istemez. Bu genelde öyle yetenekte oyuncular ama... Stoper bunu sevmez. Çünkü inanılmaz top saklıyor. Yani ulaşamaz ya böyle hani çabalar arkadan ama Fatih abi asla bırakmazdı yani. Çok iyi, çok çok özel bir oyuncuydu yani forvet olarak baktığımda. İki aynı zamanda bu kadar net kullanan. Hem ara paslarını da çok temiz bırakabilen bir oyuncu olduğu için onu hem arkada hem de böyle arada. Serbest gibi birazcık. Diğer. Öndeki arkadaşa alan atsın diye. En önde de dünya futbol kamuoyunun yakından tanıdığı bir oyuncu var. Bana deselerdi ki Olivier Giroud böyle kariyeri olacak. Benim oynadığım dönemde gördüğüme inanmazdım. Senin oynadığın dönemde nasıldı? Çünkü daha yeni ikincilikten geldi. Daha ayakları kendine göre baktığın zaman boyu falan çok iyi. Fiziği inanılmaz kuvvetli. Kafa topu inanılmaz. Sol ayağı inanılmaz sert. Ama oyun içerisinde takım arkadaşına çok fazla böyle pozisyon hazırlayabilen bir özelliği yoktu. Oyun içine çok girmiyordu yani. Yoktu. Yani top geldiği zaman soluna gelsin vursun. Topu kırar yani. Hani fileleri yırtar yani öyle kuvvetli. Hava topu çok iyi. Bu kadardı. Yani üstte bir şey koymuyordu aslında. İlk sene böyle yavaş yavaş. Belki 7 maç gol atamamıştır. Belki çok uzun süre gol atamamıştır. Ama üstüne gidildi. Sen olacaksın üstüne gidildi. Ertesi sezon bir başladı abi. O kadar rahat ki. Çat. Kafa topu şan. Yani rövaşata, voley. Olmadık yerden dipleme. Sağ ayakla dipleme. Böyle ne oluyor lan dedik yani. Hani, neler yapıyor bu adam? Ne yapıyorsun yani? Hani, bu kadar mı bir yarım sezonda veya bir sezonda bu kadar bir ivme atlayabilirsin? Vallahi yani çok gurur duyduğum bir oyunculardan bir tanesi. Gerçekten yani Fransa milli takımın en fazla gol atan oyuncusu oldun sen. Tarihin en büyük gol. Dünya Kupası'nda hiç sıfır gol çekmiş olmana rağmen ondan öncekisinde. Bir de boş geçtin Arpa yani. Bir de boş geçtin yani baktığında. Yani ne kadar Fransız oyuncu varsa şu an taptasın yani. Bunun başka ötesi var mı? Yani? Nasıl yazmayayım ben o adam oraya yani? Mümkünatı var mı abi? Mümkünatı yok yani. Bir şey olur top ayağına gelir. Bir şey olur önünde kalır. Kalır yani ama oradadır yani. Herkesin önünde top kalmaz. Hep doğru yerde. O yüzden. Arsenal'ın attığı bir gol geldi. O takım oyunuyla tabii birleşiyordu ama topukla bitirdiği evet. Kalecinin üzerinden bir gol inanılmaz vardı. İnanılmaz goldü aynen. Tarihin atar yani. Bir gelsin ceza sahasında yakalamasın yani. Çok kuvveti de hakikaten üst seviyede olduğu için bu seviyelerde oynamaya devam etti ki hala oynuyor yani. Milan'da oynuyor abi. Şu kaç 36 yaşında. 37'ye giriyor belki de şu anda. Hala da oynar. Devam eder. Öyle bir de kendine bakıyor aynı zamanda. Gerçekten çok fiziki anlamda da çok yeterli bir oyuncu yani. Peki Hasan abi teşekkür ederiz. Bu 11 bakalım. Benim diğer rakiplerim, de... benim diğer Serhat'la Ahmet Dursun bakalım nasıl olacak? Seyircilerimize de soralım. Senin 11'ini de videonun altında değerlendirebilirler. Aslında keşke böyle PlayStation gibi bir şey olsa da maç yapsak bu yombuları koyup acaba ne olacak? O da olabilir, yani. Onu da deneyebiliriz. Görüşmek Eyvallah. Üzere, teşekkür hoşçakalın. Teşekkür ederim, çok sağ olun.